Allah-u Teala tahkir ediyor, tenkit ediyor. Ve ilmiyle amel etmeyen, ilminin gereğini yapmayan, alim olup alim gibi değil, zalim gibi, cahil gibi olan kişiye Allah-u Teala yani köpek gibidir buyurur. Femeteluhu kemetelil kel. O alim köpek gibidir. Köpeğe benzetiyor. Ya. Onun için ne cahil olalım ne de cahil gibi alim olalım. Öğrendiklerimizi yaşayalım. Öğrendiklerimiz bizde iz, eser ve tesir meydana getirsin. Ey Müslümanlar, şu ayet-i kerimeyi unutmayalım. Estağfirullah. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Mevla'nın beğendiği kulların bir özelliğini burada anlatıyor ayet-i kerime. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ O benim beğendiğim kullarım, o mübarek kullarım, o muhterem kullarım öyledir ki Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem indirileni dinledikleri zaman Resulullah'a indirilen nedir? Yani Kur'an-ı Kerim, din, şeriat, Resul'e indirileni onlar duydukları zaman tera e'yunehum onların gözlerini görürsün Habibim, kulum tefilu mineddema yaşarıyor demiyor Cenab-ı Hak. Gözyaşı boşalıyor böyle. Gözyaşı. Bir yaşarmak vardır. Göz yaşarır böyle. Öyle değil. Sanki göz çeşme böyle. Tera e'yunehum tefilu mineddema. Gözleri yaş boşalır buyuruyor. Gözlerinin yaş boşaldığını görürsün. Niye ağlıyorlar? Mimma arafu minel hak. Haktan, hakikatten, ayetten, hadisten, şeriatten, hikmetten, hükümden neleri bildiler ya ondan. Bilince niye ağlıyorlar? İki sebepten olabilir. Ya niye şimdiye kadar bilemedik? Şimdiye kadar niye bunları bilemedim? Ahlanıp vahlandıklarından, perişanlıklarından veya da hamdolsun bunu ölmeden duyduk diye sevincinden. Ya üzüntüsünden ağlıyor ya sevincinden. Zaten bir üçüncüsü var mı? Yoktur. Allah bizi bu beğendiği kullarından eylesin. Mesele bu. Bunun için ne lazım ey Müslümanlar? Bunlar hep müselsel, birbirine bağlı şeyler. Bunun için ne lazım? Gözün yaşarması için, gözün yaşarması için, ha şöyle çok acı bir soğanı gözüne yaklaştırırsın, gözün yaşarır. O başka. Ama bu yani indirilen hak ve hakikati duyduğu için ağlıyor insan. İşte böyle olmak için ne lazım? Evet. O gözü yaşartan, gözü yaş boşaltan gönüldür. Nasıl? Şöyle. Şimdi gökten yağan yağmur sert bir toprağa, mesela taş veya taş gibi sert bir toprağa yağsa ne olur? Bir şey yok. Üstünden akıp gider. Üstünden akar gider. Yani o toprağa yağmur yağar ama o toprak yağmur yemiş, yağmur yutmuş toprak gibi olmaz. Üstten akar gider. Bir toprak yağmur yemiş, yutmuş bir toprak olabilmesi için o toprağın yağmuru içine alması lazım. İçine yağmurun inmesi için o toprağın yumuşak olması lazım. Sert toprağa yağmur akıtsan üstten akıp gider. Ey Müslümanlar, gökten inen yağmur bu yeri nasıl suluyor?
yumuşatıyor ve de ihya ediyorsa, gökten inen din, gökten inen ayet, gökten gelen efendim hadis, gökten gelen Kur'an, sünnet, şeriat aynen gönüllerin, gönül topraklarının suyudur işte. Suyu. O gönül toprağının ayet suyuyla, din suyuyla sulanması için onun yumuşak olması lazım. Sert olunca dışarıdan vurup gider. Estağfirullah. Bakın ayetler okuyayım size. Estağfirullah. Ve ayetun lehum el arzul meytetu. Yasin'den. Ölmüş toprak, kışın toprak ölüyor ya, ölü toprak onlar için ayettir. Ölmüş toprakta onlar, bizim sizin için yani ayet var, ibret var, ders vardır. Ne o ders? Ne var yani toprakta, ne ders var? O dersi görmek için de göz lazım tabii. İbret gözü lazım, kafa gözü değil. Kafa gözüyle toprağı görürsün. Ama kalp gözüyle insan ayeti görür. Buyuruyor ki ehyeynaha, biz onu ihya ettik. Siz geçen seneden bu toprağın dirildiğini gördüğünüz için şimdi bunu biliyorsunuz, ama hiç görmeseniz kışın ölmüş toprak için, iki ay sonra şu toprak canlanacak, şu ağaç canlanacak, çiçek olacak, açacak, meyve verecek dese inanır mısın? İnanmazsınız. Yok ya, ne bunca canlanır mı dersiniz? Şimdi demiyorsun çünkü tecrübeniz var. Ama yani aklen mantıken bu canlanmaz dersiniz. Canlanıyor. Nasıl? Gökten inen suyla. İşte burada sizin için ayet var. Ehyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben. Ondan hububat çıkartıyoruz diyor. Feminhu ye'kulûn. O hububatı yiyor insanlar. İnsan parayı yiyemez. Altın da yenmez. Arazim var. Toprak da yenmez ki. Ya toprak mahsulleri yenir. Orada diyor sizin için ders var. Nedir o ders? Zaten önemli olan derstir. İşte ey kullarım, gökten inen suyla o ölü toprağı nasıl verimli hale getirdiysem, gökten inen din sizin gönül toprağınızı sulayacak, onu ihya edecek, onu canlandıracak ve onu verimli hale getirecek olan o gönül toprağının suyudur, manevi yağmurdur. O nedir? Vahiy yağmurudur, ayettir. Ve dolayısıyla gökten yağan sudan yerdeki toprak susuz kalsa ne olur? Hemen belki bir değişme, bir fark gözükmez ama zaman aşımıyla, susuzluğun sürmesiyle ne olur? O taş, toprak taşlaşır. Taşlaşır mı? Taşlaşır. O topraktaki bütün bitkiler solar, sararır, yok olur gider yani. Ondan sonra ona su döksen üstten akar gider yani. Taşlaştı bir defa. Bak ben bunun ayetini okuyayım size. Estağfirullah. Elem ye'ni lillezine amenu. İman edenler kimler? Biz işte. Bak bizler. İman eden dediği zaman Allah-u Teala Ahmetler, Mehmetler, böyle belli insanlar kastedilmiyor ki. İmanı olan herkes kastediliyor. Biz kastediyoruz işte. İman edenler için yanaşmadı mı diyor Cenab-ı Hak? İman edenler için vakit gelmedi mi diyor Allah-u Teala? Neyin vakti? En tahşa'a kulubuhum, kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi? Ne bekliyor kullarım? Kalplerini niye yumuşatmıyorlar? Toprağı yumuşatmak için önce kazıyorsun, gübreliyorsun, suluyorsun, ondan sonra tohum atıyorsun. Böyle taş gibi toprağa sert tohumu bakalım ne olur, kuşa kurda yem olur. Yumuşatıyorsun onu. Sertleştirmiyorsun toprağı. Toprağı yumuşak tutuyorsun. Her sene onu kazmakla. Peki bu kullarım, gökten inen su, efendim o suyla o toprağı yumuşak tutuyorlar.
Bu kullarım gönül topraklarını yumuşatmaları lidikrillah, zikrullah için ve mâ nezele minel hak, gökten inen hak ve hakikatlere karşı o yağmurun yeri topraktır. Peki vahiy yağmuru, ayet yağmuru, din yağmurun yeri neresidir? Gönül toprağıdır. E kullarım, siz kendi toprağınızı susuz bıraksanız olmaz diyorsunuz. Sonra sertleşir bu, taşlaşır diyorsunuz. Peki gönül toprağınızı gökten gelen din suyuyla sulamak, sulu, yumuşak, canlı, verimli tutmanın zamanı gelmedi mi? Ne bekliyor benim mümin kullarım? Ne bekliyorsunuz? Daha neyi bekliyorsunuz? Sürekli durna acelesi var, durna acelesi var. Ya Kur'an oku, inşallah. Sana ben inşallah demiyorum, oku diyorum. Ben oku diyorum, sen inşallah diyorsun. Bak mezardakiler de inşallah diyorlardı. İnşallah, maşallah diye diye mezarı boyladılar. Evet, mezarlar dolu. İnandığı kitabı okumadan Allah'a giden insanlarla dolu mezarlar. Onlar Kur'an'a karşı değillerdi, uzak soğuk da değillerdi. Okuyacağız canım, ne acelesi var ya, inşallah, maşallah dediler. Bir anda öldüler, mezarlar dolu. Mezarlar kitabını okuyamadan Allah'a gidenlerle dolu. Ve bugün yaşayanlar da mezara doğru gidiyoruz. Doğduğumuz günden beri ölüme yaklaşıyoruz. Doğduğumuzdan beri doğumdan, dünyadan uzaklaşıyoruz. Böyle değil midir? Şu önümdeki babalar, dedeler, siz 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene böyle miydiniz? Nereye gidiyorsunuz? Yok olmaya doğru gidiyoruz. Hala inşallah diyorsun. İnşallah, inşallah. Yani mezarlar dolu, mezara doğru giden insanlar da hala inşallah, maşallah diyor. Yalan haberleri okuyorsunuz, Allah'ın haberlerini okumuyorsunuz cemaat-i müslimin. Allah-u Teala buyuruyor, kul huve nebe'un azim. Habibim söyle, de ki Kur'an büyük haberdir. Büyük, en büyük haberdir. Entüm anhum uğruluğun. Ama siz bundan yüz çeviriyorsunuz. Yalan haberlerin peşindesiniz. Küçük haberler. Ya. Mevla buyuruyor ki ayetin devamında, az önceki ayetin devamında. Ve la yekunu mümin kullarım olmasın. Yani siz olmayın. Kellezine, siz Kur'an'ı aldınız değil mi? Size Kur'an verdim. Ha. Ey Kur'an'ımı alanlar, sizler o Yahudiler gibi, o Hristiyanlar gibi olmayın ki onlar Tevrat aldılar, İncil aldılar. Tevrat onlara indiği zaman, İncil indiği zaman bir canlandılar böyle ama sonra bezdiler, gevşediler ve Tevrat ve İncil yağmurundan uzak durmaya başladılar. Bir anda, yani bugün sulamasan toprak hemen taşlaşmaz. Ama dün sulamadın, bugün sulamadın, yarın sulamadın. Bu iş sürdüğü zaman ne olur? Taş olur toprak. Onlar benim kitabımdan uzak durdular. Netice ne oldu? فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ Süre uzadı onların üzerine. Uzun süre benim vahiy yağmurumdan gönül toprakları uzak kaldı. Bu sefer fakasat kulubum, kalpleri katılaştı. Kalp katılaşınca göz katılaşır, kulak katılaşır, el katılaşır, dil katılaşır, ayak katılaşır. Bir adamın kalbi hasta olduktan sonra kolu da hastadır, ayağı da hastadır. Yani kalp hasta, kolu çalışacak. Çalışır mı? Bir adamın kalbi durunca kolu çalışıyor mu? Çalışmıyor ki, merkez o. Kalpleri katılaştı demek, kalıbın hepsi katılaştı demektir. Ve ketirun minhum fasikun. Onların çoğu yoldan çıktı. Niye? Kalbi katılaşan insan yoldan çıkar. Sonra devamla buyuruyor ki, İ'lemû kullarım bilin ki, ennallâhe yuhyil erla ba'de mevtihâ. Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. Yani yağmurla benim... Yağmurumla toprağınızı suluyorsunuz. E benim vahyim de yağmurdur işte yahu.
Ruhun yağmuru, manevi yağmur, gönül yağmuru bu. Dolayısıyla yani saksıyı sulayalım, çiçeği sulayalım, efendim mahsulü sulayalım diyorsunuz. Kalbimizi sulayalım demiyorsunuz. Nasıl oluyor bu kulum? Korkmuyor musun kalbin katılaşır? Damar sertliğinden korkuyorsunuz. Damar sertliği diye bir hastalık var değil mi? Korkuyorsunuz. E kalbiniz sertleşir yahu. Buradan bir başka ayete geçeyim. Kur'an-ı Kerim baş taraflarında. Bu okuduğum son taraflarda. Estağfirullah. Sümme kaset kulubukum min ba'di zalik. Sonra kalpleriniz katılaştı. Bir günde olmadı bu ama günler eklendi peş peşe, kalpleriniz katılaştı. O noktaya getirdiğiniz işi kullanın. Feyyekel hicara, artık kalpleriniz taş gibi oldu. Eveşeddu kasve, hatta taştan daha sert oldu. Çünkü ve inne minel hicareti, taşlardan lema öylesi var ki yetefeccaru minhul enhar, ondan nehirler fışkırır, fışkırır böyle. Taştan su çıkar. Çok da lezzetli olur. Kayadan çıkan su. Ve inne minha, taşlardan lema öylesi var ki yeşşakkaku, çatlar, yarılır. Feyahrucu minhul ma, su fışkırmaz belki ama sızar. Yani belki nehir böyle olmaz ama sızar ondan, gene bir faydası var yani. Diyeceksiniz ki iyi de yani kendisinden nehir fışkırmayan, su sızmayan taş da var. Mevla buyuruyor ki ve inne minha, taşlardan lema öylesi var ki belki ondan nehirler fışkırmaz. Ondan su sızmaz ama yehbitu min haşyetillah, Allah korkusuyla dağın başından dağın dibine yuvarlanır. Siz ondan daha katı olursunuz ki yatağınızdan seccadenize düşmezsiniz. Taş mı sert, sen mi sert? Buyur. Diyorsun ki aa bak şu taştan su da çıkmıyor. Allah buyuruyor ki o su çıkmıyorsa dağın başından dağın dibine yuvarlanıyor. Niye? Niyesini biz bilemeyiz. Taşa sorsan söyleyemez. Ama Allah söylüyor. Yehbitu, yuvarlanıyor min haşyetillah, Allah korkusuyla. Her sabah akşam bize dinletilen ayet Haş suresinde ne buyuruluyor? Estağfirullah. Lev enzelna hadel Kur'ane ala cebelin. Şu Kur'an'ı dağa indirseydik, dağ ki yükten doymaz, yükten yorulmaz. Var mı böyle bir şey yani? Bu dağ bu yükü çekmez diye böyle bir dağ var mı? Yoktur ki. Ama ona bu Kur'an-ı Kerim'i indirseydik lera'eyte, elbette görürdün hu o dağı haşan, korkuya kapılıcı ve mütesaddian ve o korku saikıyla paramparça min haşyetillah, Allah korkusundan. Kur'an-ı Kerim'in ağırlığından. Böyle büyük bir Kur'an. Hiç evinde Kur'an olmayan parmak kaldırsın desem yoktur. Yok ki, hepinizin evinde var. Kur'an'ı sevmeyen parmak kaldırsın desem soru bile abes değil mi? Evet, ama Kur'an okuyanlar parmak kaldırsın desem demem, sormam da ama soracaklar. Kur'an'ı sevenler, evinde Kur'an bulunduranlar, sevdiniz, niye okumadınız? Sevmiyorum diyenin okumaması anlaşılır. Yani adam ben bunu sevmiyorum diyorsa bu adama niye okumuyorsun denmez. Buna bunu sevdirmek lazım. Okutmak değil. Sevmiyor, inanmıyor ki. Ama Kur'an-ı Kerim'i sevenin okumaması acaba nasıl açıklanır? Sevmiyorum diyeni anlıyoruz. Seviyorum diyenler ne diyeceksiniz? Ne savunmanız ne olacak yani? Bunu Kur'an okunan demektir. Ama bizde okunmayan haline gelmiş arkadaşlar. Yani böyle yani, şimdi gerçekçi olalım. Gerçekleri konuşalım. Ama biriniz diyor ki ya ben okuyorum. Ben okumayanlara söylüyorum arkadaşlar. Ama toplum okumuyor. Ha soralım, bugün bir gün geçti. Sorsak yani.
Şöyle sorsak, ne kadar Kur'an okudun bugün, sen ne kadar, sen ne kadar, sen ne kadar diyeceğiniz, bugün çok yoğundum. Ulan sen dün de okumadın ki. Kaldı ki yoğundum demek var ya, o yani ilave çok ağır bir suçtur. Kur'an niye okumadın sorusuna yoğundum demek çok büyük bir suçtur. Demek ki Kur'an normalde zaman ayrılmaya değmez yani. E benim zamanımda kalmadı, okuyamadım gibi diyor. Kur'an'a hakaret ediyorsun. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyorsun. Yani zaman harcama değmiyor. İşler, öbür işler kaçabilir, kaçmaz. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilsek çok iyi olurdu ama olmasa da olur demiş gibi oluyorsun. Derine gittiği zaman bu iş. Evet, bunu sen dilinle demiyorsun ama demen sözün bu manaya geliyor. Onun için yani Müslümanlar en çok korkacağımız şey bu kalbimiz var ya, şu bedendeki kalp, bedene kan pompalayan kalp var ya, hani onun damar sertliği, damarının tıkanması falan, bunlardan ne kadar korkuyorsunuz? Daha fazla gönül dediğimiz kalp, yani o gönül, onun sertleşmesinden korkmalı. Çünkü cemaat-i müslümin, şu kalbiniz sertlik olsa bunda, tıkanma olsa bunda, kriz geçirseniz, kalbiniz sekteye uğrasa, en kötüsü dünyanızı kaybedersiniz. Daha ötesi var mı? Yok. Kalp krizinden ölürsünüz. Ama eğer gönlünüz katılaşırsa, kasvetül kalp, yani gönül katılaşırsa cemaat-i müslümin, ahireti kaybedersiniz. Dünyayı kalp krizi geçirenler kaybediyor da geçirmeyenler kalıyor mu? Kalp doktorları ölmüyor mu? Yani bu, bir var mı bir tane dünyanın başından bugüne kadar yaşayan bir tane insan var mı? Yok. Herkes. Likülli ümmetin ecel. Her ümmetin bir süresi vardır. O süre gelince o gider. Geçmişlerden bugüne kadar kalan bir tane insan yok, biliyor musunuz? Bir tane yok. Evet. Bizden de yarın hiç kimse kalmayacak. Dünya geçilip gidilen, uğranılan bir yerdir Müslümanlar. Kalınan bir yer değildir. Onun için Müslümanlar ahireti kazanma, ahireti kaybetmemek, ahireti kaybetmek gibi bir endişemiz olmalıdır. Dünyanızda tamam, kalplerinizin kontrollerini yaptırın. Grafik çektiriyorsunuz, MR çektiriyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Tamam. Ama acaba gönüllerimize hiç çektiriyor muyuz cemaat-i müslümin? Bu bakımdan bu akşam burada biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Yani Kur'an'la arayı kapatmamızı söyleyeceğim. Hocam ne demek yani, Kur'an'la aramız açık mı? Evet. Yani ben size yok diyeyim, yalan mı konuşacağım burada şimdi? Yağcılık mı yapacağım ben burada? Okumuyorsam bir sıkıntı var. Bir adamla yan yana gelirsin, onunla konuşmazsan bir üçüncü adam bir değerlendirme yapar. Der ki bunlar ya tanışmıyorlar yahut konuşmuyorlar. Yani bir küskünlük var. Kur'an'la tanışmamazlığınız, yabancılığınız var mıdır? Yoktur. Değil mi? Kur'an'la ben yabancıyım diyen var mı aranızda? Yoktur. Peki niye o zaman Kur'an'la konuşmak, onu okumak demektir? Okumadığına göre yabancı değilsin ama biraz küskünlük var. Bunu kabul et. Okumuyorsun, baksana. Gün geçiyor, Allah'ın havasını alıyorsun. Ekmeğini alıyorsun, suyunu içiyorsun, kitabını okumuyorsun. İnsanların kitaplarını okuyorsun, para vererek okuyorsun. Allah'ın kitabını okuyana sevap veriyorlar, gene okumuyorsun. Efendimiz ne buyuruyor? Men karae harfen min kitabillah. Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa felehu biha aşretun, onun için 10 sevap vardır. Bir harfe 10 sevap veriliyor. Ema enni la kulu elif la mim harfun. Ama dikkat edin, ben elif la mim bir harftir demiyorum ha. Elif la mim dedin mi 10 sevap almıyorsun ya. Velakin elifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun.
Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf diyor. Yani elif lamim dedin, üç harf söylemiş oldun, 30 sevap alıyorsun. 30 sevap. Bir başka ayetinde Allah Teala buyuruyor, Estağfirullah. Elif la innellezine yetlüne kitaballah. Allah'ın kitabını okuyanlar diye ayet başlıyor. Aşağısına gel, nasıl geliyor? Liyuvfi yercune ticareten len tebu. Allah'ın kitabını okuyanlar hiç sonu gelmeyen bir ticareti beklerler, beklesinler. Bir ticaret onları bekliyor. Sizi bekliyor diyor Allah Teala kitabı okuyanlar. Liyuvfiyehum ucurehum. Allah Teala onlara ecillerini eksiksiz verecek. Ve yeziduhum min fadli ve yeziduhum min fadli. Bir de Allah fazlından fazla da verecek. Allah'ın kitabını okuyunca Allah veriyor. Bir adam kitabını okudun mu para vermiyorlar sana. Yani kitabın yazarı sana, okuyana, okuyucusuna para vermiyor. Sen para verip kitap alıyorsun. Cemaat-i Müslümin. Bunlar söylemeye geldim buraya. Bu işi halletmemiz lazım. Bir adam Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsa o adama Kur'an oku demem. Ona imana davet ederim. Ama Kur'an-ı Kerim'e inanan insan olacak, seven insan olacak ama okumayacak. O zaman bu insana ne diyeceğiz? Kur'an oku diyeceğiz. Kur'an okuyalım arkadaşlar. Kur'an bizde okunmayan oldu. Var, her evde var. Ama okunmaz. Okunmayı bekler. Yahu sen okuyorsun, dinliyorsun. Bak birisi bir şey anlatıyor, dinliyorsun. Birisi bir şey yazıyor, dinliyorsun. Okuyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince bazı insanlar okumayı da bilmiyor. Yani okuyamıyorum. Okuyamıyor Allah'ın kitabını. Halbuki iki gözü olmadığı halde Allah'ın kitabını ezberleyenler var. Siz de şahitsiniz değil mi? Amadır ama hafızdır. Var değil mi böyle? Var. E pekala, şimdi o adamla biz Allah'ın huzuruna çıkacağız. O ama hafız, bizim iki tane fal taşı gibi gözümüz var. Yüzünden okuyamıyoruz. Cenab-ı Hak sormaz mı? Kulum sen ne yaptın yani? Mülk benim, göz benim. He sen benim. Bak her şey benim. İnna lillah. Biz Allah'ınız. Kulum nasıl oldu bu böyle ya? Bu gözleri nerede harcadın? Bu zamanları nerede tükettin? Yarın ahirette Allah-u Teala'dan süre isteyeceğiz. Zaman isteyeceğiz. Allah-u Teala buyuracak ki Estağfirullah. Evelem nuammirkum mâ yetedekkeru fîhî men tedekkera. Öğütlenecek insanın, anlayacak insanın, gereğini yapacak insanın, efendim ihtiyaç duyduğu kadar biz seni dünyada yaşatmadık mı? Ömür vermedik mi sana? Verdik. Ne yaptın? Ne yaptın? Şimdi ne diyorsun? Ya Rabbi az bir süre ver bana. Levla harteni ile ecelin karib. Çok az bir süre bana vermez misin? Kulum çok süre verdim sana. Bak diyor ki Allah-u Teala, yarın benden az süre isteyeceksiniz. Ben o süreyi vermeyeceğim size. Diyor Allah-u Teala. Olacağı söylüyor sana. Gene uyanmıyorsun ya. Gene uyanmıyoruz cemaat-i Müslümin. Bir soru soracağım ben. Allah-u Teala basit işlerle uğraşır mı yani? Böyle yani basit iş. Böyle demek bile hakarettir. Allah'a hakarettir. Bak Allah-u Teala buyuruyor. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Rahman olan Allah Kur'an öğretti. Kur'an ne büyük ki, Allah onu öğretmekle övünüyor. Kendini methediyor. Bir başka ayetinde Estağfirullah. Lekad mennallahu alel mu'minine iz ba'se fikum rasulen min enfusikum. Allah müminlere büyük iyilik yaptı. Çok büyük iyilik yaptı Allah-u Teala. Nedir o? O şu ki aranızdan en kıymetlinizi size peygamber olarak gönderdi. Öyle bir peygamber gönderdi ki öyle bir peygamber daha göndermedi. Eşi yok. Benzeri yok. Çok peygamber geçti. Ama Resulullah gibisi geçmedi.
Peki ne yapıyor bu peygamber? Birçok ayette bu Resulullah Efendimizin yaptığı dört madde olarak sıralanıyor. Bir, yetlu aleyhim ayatihi. Müminlere Allah'ın ayetlerini okumak gibi büyük bir iş yapıyoruz. Çok büyük bir iş. Ne? Ayetleri okuması. Bu ayettir, bu ayettir. Nereden biliyoruz biz mesela Kur'an, şu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin ayet olduğunu nereden bildik? Resulullah Efendimiz'den. Ondan. Peki. Ve yüzekkihim. Onları temizliyor. Bedenimizi, ruhumuzu temizliyor. Temizliğin yolunu öğretiyor bize. Temizlenmeyi öğretiyor bize. Başka? İki bu, iki, üç. Ve yuallimuhumul kitab. Onlara kitabı, önceki ayetin gerisinde kitabı okuyor buyurdu. Allah'ın ayetlerini okuyor. Burada ise kitabı öğretiyor. Yani Resulullah diyor ki şu ayettir. Bir ayeti mesela ekimus salâ var ya, namazı kılın. Ayet. Sonra da bu namazı kılmayı, ayeti yaşamayı öğretiyor bize. Çünkü ayet olduğunu anladık diyelim. Anlamayanlar var, biz hamdolsun anladık, inandık. Peki iyi de nasıl anlayacağız ve nasıl yaşayacağız bu ayeti? Yani bunu niye gelmiş bu? Yaşanmak için. Nasıl yaşayacağız? Resulullah onun için var işte. Ayet. Ayeti okuyor, sonra da öğretiyor. Nesini öğretiyor? Ayete inanmak, ayeti kabul etmek ve ayeti yaşamanın yolunu öğretiyoruz. Vel hikmete ve kitaptan başka bir şey daha öğretiyor. Nedir o? Sünnet. İşte o sünnet Allah'ın dininin tatbikatı demektir. Resulullah'ın yaptıkları demektir. Efendimizin bütün hayat hikayesinin hepsine toplu olarak sünnet denir. Hikmet, sünnet. Bugün bu milleti dinsizleştirmeye çalışanlar sünneti önemsizleştirmeye çalışıyor. Yani güya bir şey söylüyorlar. Senin de ikna olacağın bir şey söylüyor. Diyor ki efendim diyor, şimdi iman tehlikede mi? He. Yani şimdi iman tehlikede ise öncelikli olan imandır. Sünnet çok iyi tabii, mutlaka. Ama o daha sonra gelir diyoruz. Seni böylece inandırıyor. Halbuki kandırıyor seni. Bir de bu fakirden dinle bakalım. Evet, bugün iman tehlikede mi? Tehlikede. Çok imanını kaybedenler var. İmanı sarsılmış olanlar var. İmanı kaymak üzere olanlar var. Değil mi? Var mı? Çok. İman tehlikesi var mı? Var. İyi de madem imanı kaybetme tehlikesi varsa bunu muhafaza etmek, imanı tutmak. İmanı tutmanın çaresi nedir? Ey Müslümanlar, sünnet. İmanı muhafaza etmenin, imanı kurtarmanın yegane çaresidir. Şöyle diyelim, misal veriyorum derdimizi anlatmak için. Şimdi burada bir yangın durumu olsa, Allah vermesin diyerek söyleyelim. Bir yangın durumu olsa, birileri kalkıyor, efendim diyor ya yangın var diyor. Evet, yok itfaiye çağıralım. Öbürü de diyor ki, şimdi itfaiyenin zamanı mı? İman, burada yangını söndürmeye bakalım. İşte şimdi sünnetin zamanı değil, iman kurtarma zamanı diyen insanlar eğer bilinçli olarak söylüyorlarsa, bir adam bırak şimdi itfaiyeyi gel şuraya yangını söndürelim diyorsa, bunu bilinçli yapıyorsa senin evinin düşmanıdır bu adam. Yanmasını istiyor. Tamam mı? Seni oyalıyor. Yok, bilinçli olarak bunu demiyorsa gafildir. Ey Müslümanlar, hainin de gafilin de sözü dinlenmez. Hainle gafil farklıdır şahsiyet olarak. Ama ikisinin sana vereceği zarar aynıdır. Zararlarının, faturalarının farkı yok. Nasıl? Bir misal verelim buna. Senin bir araban var. Güzel, göze gelir bir araban var. Birisi var.
Senin arabanı çekemiyor. Kıskanıyor arabanı. Senin düşmanın adam. Ama sana düşman diye gözükmüyor. Arabanı çekemediğini de söylemiyor. Gizliyor. İçinde bir haset var. Böyle yanıp tutuşuyoruz. Senin arabana bir zarar nasıl verecek? Sana bir gün gelip diyor ki, ya arabanı bir şöyle bir saatliğine bana verir misin? Emanet. Bir iş göreyim. Sen de dostun nasıl olsa biliyorsun. Dost, tanıdığın dostun. Arabayı ona veriyorsun. Alıyor arabayı, götürüyor. Bir yerden aşağı bilinçli olarak yuvarlıyoruz. Sonra da ya eyvah eyvah işte araba yuvarlandı ya ne yapalım diyor sana. Peki senin şimdi zararın ne? Araba hurda oldu değil mi? Yuvarlandı. Bu hain adamın sana zararı ne? Araban gitti. Bir de şöyle düşünelim. Hakikaten iyi bir araban var. Bir de dostun var. Yani senin arabanda gözü yok. Hasedi yok. Kötü niyeti yok. Gerçekten senin dostun. O da senden arabayı istemiş olsa. Yani onun art niyeti yok ha. Sui niyet, suikast yok. İşini görmek için senden araba istese. Ama bu kimse arabayı iyi süremeyen, yani şoförlükten gafil, tam beceremeyen birisi olsa, acemi olsa, bunun elinde araba yuvarlansa ne olur? Sana gelen zarar nedir? Araba gitti. Şimdi önceki adam senin kıskananın hasit, yani haset edici, bu ise gafil. İkisi farklı değil mi? O sana suikast yapmak istiyor. Bu sana bir kötülük yapmak istemiyor. Ama ikisinin sana verdiği zarar aynı. Şimdi cemaat-i müslümin. Bugün iman kurtarmak zamanıdır. Sünnet zamanı değildir diyen ya haindir ya gafildir. Ey Müslümanlar, hainle gafil farklı kişiler olsa da onlara inananın çekeceği, göreceği zarar aynıdır. Yani yangın var. Ya bu itfaiye çağıralım ya bırak itfaiyeyi evi söndürelim diyor. Gerçekten evi söndürmek için yangını canla başla çalışıyor. Seni engelliyor. İtfaiye çağırttırmıyor sana. Bu adam senin dostundur. Bak senden çok yangına müdahale ediyor. Ama gafil bir adam. Netice ne olacak? Hiçbir şey yapamayacak. Senin ev yanacak. Dostunun elinde ev yanacak. Eğer dost ise cemaat-i müslümin bugün sünnet zamanı değil, daha önemlisi var diyenlerin çoğusu bu milletin düşmanlarıdır. Dostunuz da değildir. Doğru konuşmuyor. Arabanız hende yuvarlanmış, çekici çağıralım diyorsun. Birisi diyor ki bırak çekiciyi mekiciyi arabaya çıkartalım diyor. Allah Allah. Ula bu arabayı nasıl çıkartacağız buradan? Araba, çekici ne zaman lazım olur? Araba kaydığı zaman. Değil mi? Hasta var diyelim, ambulans çağırın diyoruz. Ya şimdi ambulans zamanı değil, ambulansla uğraşma, daha önemlisi var, hastaneye şey yapalım. Allah Allah. Ya o hasta olduğu zaman da yapılacak tek iş nedir? Ambulans. Yangında itfaiye. Kaymakta, düşmekte çekici. Madem imanlar tehlikeye düşmüş, o halde iman kurtarıcının sırası gelmiş, o da sünnettir. Resulullah onun için gelmiştir. İmanları kurtarmak için. Benim her sözümün buradan söylüyorum. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? Sure-i İbrahim'in 1. ayeti salim. Elif la mura. Kitabun, Kur'an-ı Kerim bir kitaptır ki enzelnâhu ileyk. Bunu sana indirdik. Niçin? Kur'an sana indirip seni peygamber yaptık. Seni Kur'an'la gönderdik. Niçin seni peygamber yaptık? Lituhrice, sen çıkartman için. Resulüm. Sen çıkartacaksın. Ennase, insanlar, biz de insanız işte. Değil mi? İnsan dediği zaman biz de insan. Minel zulümati, karanlıklardan, çeşit çeşit karanlıklar vardır. İlen nuri, bir çeşit aydınlığa. İki iki daha kaç yapar? Sorusunun bir doğru cevabı var, bir tanedir. 4. Yanlış cevap kaç tanedir? Sayılmaz ki. 5 yanlış, 6, 7, 8 bitmez. Yanlış sayısız, batıl sayısız, küfrün çeşitleri var. Ama hak tek çeşit. Onun için zulümat, cemi, nur, müfred olarak tek. Allah'ın yolu birdir. Habibim biz seni niye peygamber gönderdik, peygamber yaptık?
insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartasın diye. Bak sen çıkartacaksın diyor. Demek ki eğer bir karanlık problemi varsa o zaman ne lazım? Şurada ışık kesince ne yapıyorsunuz? Şimdi ışıklar sönse. Mum yakıyorsunuz, lamba yakıyorsunuz, telefondan sizi açıyorsunuz değil mi? Karanlıklar içerisinde olan insanlar var. Dün vardı, bugün de var. Yarın da olacak. Peki bu karanlığa karşı karanlığın çözümü çaresi nedir? Aydınlık. Bunu kim yapacak? Müslümanlar bu Resulullah. Bak burada bu hoca kardeşimiz okudu. Okuduğu ikinci ayetler Resulullah tarif ediyor. Ya yön nebi, ey peygamber, inna erselnake, biz seni peygamber yaptık. Ama bir şahiden, şahit olarak şahitsin. Şahit ne demek? Ben bir olayı senden duysam ben şahit sayılmam. Değil mi? Olayı gözümle görmem lazım. Demek Resulullah bize şahit. Yani görüyor bizi. Resulullah'ın peygamberliği bitti der diyorsan o zaman ben bir soru sormam lazım. Resulullah'ın peygamberliği bitti diyorsan senin peygamberin kim? Kimin ümmetisin? Resulullah'ın. Peygamberliği devam ediyor değil mi? Ediyor değil mi? Ha. Kimin ümmetiyiz biz? Muhammed Mustafa'nın. Peygamberimiz kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah buyuruyor ki biz onu şahit olarak gönderdik. Orada o halde şahitliği de devam ediyor. Kıyamete kadar devam eder bu. Şahit. Bir, iki, ve müveşşiren ve müjdeleyici. Üç, ve nedira korkutucu. Dört, ve da'iyen ilallah, Allah'a çağırıcı. Allah'a Allah diye derdi olanın çaresi Resulullah'tır. Ama birisinin bu milleti Allah'tan saptırmak diye bir derdi varsa işte o Resulullah'tan saptırıyor. Ne diyor sana? Efendim diyor, iman zamanı şimdi, sünnet. Tabii ki sünnet önemlidir ama şimdi onun zamanı değildir. Şu FETÖ denilen melun bundan 40 sene evvel kürsülere çıkardı, orada güya ağlardı, ağlardı, ağlatırdı falan. Ahmakları, eşekleri affedersiniz bağırtırdı. Biraz hakaretli konuşayım. Orada diyor ki, kendisine soru soruluyor. Efendim sakal hakkında ne dersiniz deyince tekrar bir ağlama şu an seans, nüans başlatıyor. Böyle ağlıyor. Ne ağlıyorsun ula? Ne ağlıyorsun? Ha? Bak ne diyor biliyor musunuz? O melun ne diyor kürsüden? Yani sakala ne dersiniz diye soruluyor. Tekrar bir ağlama faslı. Ondan sonra diyor ki fakat diyor şimdi esas dediğinde ağlamasına bakma. Şimdi esas FETÖ şimdi. Diyor ki gemi batıyor, sen çık direğini boya. Ne diyor bu adam? Ne diyor ey Müslümanlar? Sakala, sünnete, Resulullah'a en ağır hakareti yapıyoruz. Ama milletin kafası biraz çalışmıyor. Öyle oluyor. Açık konuşalım. Kafa çalışmıyor. Ula senin peygamberine hakaret ediyoruz. Adam kürsüden senin peygamberine hakaret ediyor. Sen onun ağlamasına aldanıyorsun. Dediğine baksana. Ya dediğine baksana. Batan geminin direğini boyamak ne kadar mantıksız, anlamsız, önemsiz, delice bir şey. Gemi batıyor, direğini boyuyorsun. Yani Resulullah'ın sakalı, sünneti bu kadar önemsiz. Sen sakalı önemsiz dediğin zaman da sakal bırakın diyen peygamberi sıfıra çıkartmış oluyorsun. Ve dinsiz herif seni. Ama milletimizde kafa biraz kol çalıştığı kadar bizde kafa çalışsa var ya, dünyada önümüze hiç kimse duramaz. Biz meydanlarda kılıç salladık, masada hep kaybettik. Kafa biraz mafiş. Cemaatimiz. Yani sanki bir iman ayrı, peygamber ayrı. Resulullah diyorsun ki, ya Resulallah sen önemlisin ama şu an çok yoğunum, şu an çok acilim. Seninle sonra görüşelim. Bu neye benziyor? Doktor senin hastana müdahale edecek. Doktor bey şu anda çok önemli, çok acilim ben. Tamam da acilsen nereye gidecek? Bu hasta kime gidecek? Doktora. İşte doktor ben. Sen o doktoru ona karıştırmıyorsan ya hafilsin ya da o hastanın ölmesini isteyen bir hainsin. Üçüncüsü yoktur.
cemaat-i müslimin, benim sözlerim çok ağır olur. Ama sözlerim hepsinin altın üstünü çizerim. Eğer bugün imanlar tehlikedeyse, ki evet tehlikededir, o halde sünnetin vakti gelmiştir. Bu tehlikeyi bertaraf edecek çözüm ve çare sünnettir. Ne diyor ayette? Ve da'iyen ilallah. Yani küfür nedir? İmansızlık demek, Allah'tan kopmak demektir, değil mi? Allah'tan kopmak. Pekala. Yani çare nedir? Allah'a varmak, değil mi? Peki bu nasıl olacak? Ve da'iyen ilallah. Allah'a, Resul'a çağırıyoruz. Seni Allah'a, Resul'a kavuşturuyoruz. Biiznihi, Allah'ın izniyle, emriyle, müsaadesiyle. Görevi o. Ve siracen münira. Ve o aydınlatıcı bir kandildir diyor Allah. Aydınlatıcı bir kandil olarak seni gönderdik Habibim. Dolayısıyla senin olduğun yerde aydınlanma var. Senin olmadığı, yani nur var orada. Hani var ya, mine zulümat ile nur, aydınlık. Senin olmadığın yerde ne vardır? Karanlık, yani imansızlık vardır. Resulullah'ın olmadığı yerde din yoktur. Bir insan Allah-u Teala'ya kul olabilmesi için bunun çaresi Resulullah'a ümmet olmaktır. Şu ayet-i kerimeyi hatırlatır mı size? Estağfirullah. Men yuti'ar Resul'e, evet, fekad ata'allah. Kim Resul'e itaat ediyorsa işte o Allah'a itaat etmiş olur. Resulullah'a itaat ne demektir? Resulullah'a tapmak demek değil. Resulullah'a kulluk demek değil. Allah'tan başkasına kulluk yapılmaz. Resulullah'a ne yapılır Müslümanlar? Ümmetlik. Resulullah'a ne yapılır? Ümmetlik. Demek ki Resulullah'a itaat ederse diyor ya Cenab-ı Hak, yani kim Resulüme ümmet ise o bana kuldur. Başkası değildir. Resulümsüz kulluk kabul etmiyorum diyor. Yine kardeşimiz okudu. Es-salbillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ يُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ. Allah'ı ummayanlara söylemiyorum. Ben Allah diye bir matlubu ve maksudu olan, Allah diye bir derdi olan siz kardeşlerime söylüyorum. Var değil mi böyle bir derdimiz? Var mı? Var. Pekala, bu derdin çaresi, çözümü nedir? Resulullah'tır. Ayet bu. Limen laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene limen kana yerculllah. Kim Allahu Teala'yı umuyorsa onun için örnek resulümdür. Başka? Başka yok. Nokta. Kandırılmayalım cemaat-i müslimin. Dün kandırıldık. Bugün de şimdi mevcut fetolar var. O giden gitti. Ama kalanlar var hala. Yani bunları da bir 40 senemiz yemesin bizim. Uyanık olalım. Sünnetsiz şeriat olmaz. Sünnetsiz din olmaz. Sünnetsiz dindarlık olmaz. Sünnetsiz kulluk olmaz. Olmaz. Allah-u Teala ne buyuruyor? Ve in tuti'uhu tehtedû. Resulüme itaat ederseniz hidayettesiniz. Değilse değilsiniz. Bak, bana itaat ederseniz demiyor. Resulüme itaat ederseniz hidayettesiniz. Bir başka ayetinde ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve ma ta'kumur resulü fehuduhu ve ma nehakum anhu fentehu. Resulüm neyi getirdiyse onu alın. Neyi yasaklıysa ondan vazgeçin. Bana sormayın kullarım. Ben size söylemem. Ben sizinle konuşmam. Ya Rab, oldu mu ya Rab? Tamam mı ya Rab desen oldu demem. Olmadı da demem. Nereden, nasıl becereceğiz bu işi? Resulüme bakacaksınız. Resulümden ne gördüyseniz Efendimiz senin tabirle hemen onu alın. Yani acaba bu doğru mu? Peygamber yaptı ama doğru mu? Herkesin yaptığı tartışılır, tartılır. Ama Resulullah'ın yaptığı tartışılmaz, tartılmaz. Şu ayet-i kerimeyi de hatırlatırım. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Habibim, de ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız, seviyoruz değil mi? Peki tamam, ama yani şimdi cennetine, cemaline kavuşmak diye bir beklentimiz var değil mi? Bunun için Allah-u Teala'yı sevmemiz yeter mi? Yetmez ki.
yetmez. Allah-u Teala'yı sevmeliyiz. Ama bu yeterli değil. Ne kaldı? Allah-u Teala'ya sevilmek. Ben sevdim de, fakat Allah cennetini ve cemalini sevdiklerine açıyor. Ben sevdim de, acaba sevildim mi? Peki o halde Allah'a sevilmek de istiyoruz değil mi cemaat-i Müslümin? Var mı istemeyen? Yoktur. Peki nasıl sevileceğiz? Sevmek benim işim ama Allah'a sevilmek Allah'ın işi. Allah'ın beni sevmesini ben nasıl temin edeceğim? Cenab-ı Hak diyor ki, Habibim onu merak eden kullarıma de ki onlara, fettebi'uni, ey Allah'a sevilmek isteyenler, bana uyun, yuhbibkumullah, Allah sizi sevsin. Şimdi Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Resulullah'a uyuyorsam seviyorum. Allah beni ne kadar seviyor? Resulullah'a uyduğum kadar. Allah benim hangi işimi beğeniyor? Bunu sen Allah'a sorsan Cenab-ı Hak sana söylemez. Ya Rab benim hangi işimi beğendin? Benim ya Rabbi şu işim mesela, namaz kıldık, yatsıyı kıldık. Allah kabul etsin diyoruz. Ama bir garanti var mı elimizde? Böyle bir nida geldi mi bize? Bir işaret aldık mı Allah-u Teala'dan kabuldür değildir diye? Yok. Peki hala ne olacak böyle? Allah-u Teala diyor ki, kulum benden öğrenmek istediğini Resulüme bak. Senin yaptığın iş Resulüme uyuyorsa kabulümdür. Ne kadar uyuyorsa o kadar kabul ediyorum. Sen Resulüme ne kadar uyuyorsan seni o kadar kabul ediyorum. Bak açık hesap. Yani bu ayetleri bu milletten saklayacaksınız. Bir takım yalanlarla, dolanlarla hoca diye çıkacaksınız. Eşkıyalık yapacaksınız milletin karşısında. Ama bu millet de masum değil yani. Onlara koyun kaval dinler gibi onları dinleyenler de masum değilsiniz siz de. Adam peygamberini satıyor ula. Peygamberini satıyor adam yahu. Sen hocam diye hocamı tutuyorsun, peygamberi atıyorsun. Hocayı tutuyorsun, sünneti atıyorsun. Nasıl olur bu böyle yahu? Bir insan hocanın sözüyle sünneti, peygamber, sünnet demek peygamber demek, peygamber demek sünnet demek. Atar mı? Atmaz ki. Siz de masum değilsiniz. Adam senin peygamberini harcadığı zaman sen diyecektin ki, seni harcarım Resulullah'a harcamam, seni atarım Resulullah'a tutarım demeniz lazımdı. Ama neyse olan oldu, bari şimdi cemaat-i Müslümin aman bu yanlışlara düşmeyelim. Ey Müslümanlar, peygambersiz dindarlık, peygambersiz Müslümanlık, peygambersiz kulluk, peygambersiz cennet, peygambersiz rahmet, peygambersiz rıza, peygambersiz cemal-i ilahi haramdır. Yoktur. Onun için peygamberden kopmayalım. Allah bak ne buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Etiyullah. Allah'a itaat edin. Yani kulluk yapın. Allah'a itaate ne derler? Kulluk. Ve Resulü. Resulüne de itaat edin. Ona da itaat yani kulluk mu yapın demektir? Yok. Kulluk yalnız Allah'a yapılır. Peki Resulullah ne yapılır? Ümmetlik. Peki Allah'a kulluk yetmiyor mu? Bir daha Resulullah'a niye ümmetlik olsun? Ya kulluğu yapabilsen iyi ama Allah'a kulluğu peygambere ümmetliksiz yapamazsın. Olmaz. Yani direkt Allah'a bağlanalım dediğin zaman da dinsizleştin. Allah'la aramıza, Allah'la kul arasına kimse girmez diyen adam dinsizleştir. Bak ben kimseye dinsiz demiyorum. Diyorum ki böyle derse dinsizleşir. Deme, dinsiz olma. Peygamberi devre dışı bıraktığın zaman da bu bitti demektir. Orada iş bitti demektir. Allah-u Teala görüyor musunuz? Bana itaat edin diyor. Resulüme de edin diyor. Niye? Çünkü ben size gözükmem. Ben sizin ilahınız, siz benim mahlukumsunuz. Bana kulluk büyük bir iştir. Mutlaka bu kulluğu yapabilmeniz için canlı bir örneğiniz olması lazım. Sizin cinsinizden hem cinsiniz hem şehriniz birisi olması lazım. Gavurlar diyor ki, bu iş uzun gider. Gavurlar diyor ki, efendim diyor, vekalu levla unzile aleyhi melek.
Peygamber'e, Muhammed'e bir melek inmeli değil mi? Başka ayetlerde diyorlar ki ya Allah bize niye peygamber olarak melek göndermiyoruz? Yani Ebu Talib'in yetimine mi kaldı bu iş? O da bizim gibi. İnna hanu illa beşerun misur. Siz de bizim gibi beşersiniz. Nasıl siz bizden daha üstün olacak? Biz size uyunca iyi olacağız. Ne farkımız var? Dediler. Mevla buyuruyor ki velev cealnahu meleken, biz peygamberi melek yapsak lecealnahu racülen, gene ama onu biz mecbur, yani sizin açınızdan mecbur, insan suretinde yapacağız. Niye? Ya melek, Allah peygamber gönderdi. Melek sana ben peygamberim diyor. Ama melekler nurdan yaratılmış, görmüyorsun. Görmediğin zaman nasıl ona uyacaksın? Sana nasıl peygamberlik yapacak? Allah-u Teala göremediğimiz için Allah Resul gönderiyor. Diyor ki beni göremiyorsunuz, Resulüme bakacaksınız. Men ra'ani fakad ra'el hak. Beni gören diyor Resulullah Efendimiz, Hak Teala'yı görmüştür. Görmüş gibidir. Hak Teala'yı görmüş gibidir. El ihsanu en te'amudallaha ke enneke terahu. Yani Allah-u Teala'yı görür gibi ona ibadet edeceğiz. Peki nasıl görür gibi olacağız? Resulullah'ı görünce. Allah'ın Resulünü gördün mü Resul, Allah'ı görmüş gibi olursun. Tam doğrudan doğruya görmek, o ahirette cennette olacak. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki yahu siz benden melek peygamber istiyorsunuz. Ben size meleğe peygamber göndersem, melek olarak göndersem onu, nurdan yaratılmıştır, gene göremeyeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki efendim biz bunu görmüyoruz, bir. İkincisi o melek, biz beşer, biz buna nasıl uyacağız, biz buna nasıl ayak uyduracağız diyeceksiniz. Biz sizin peygamberinizi melekten göndersek bile size peygamberlik yapabilmesi için, sizin ona ümmetlik yapabilmeniz için, ona uyabilmeniz için onu biz insan suretine sokmamız lazım. Evet. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Gene aynı oldu. Gene aynı kapıya çıktı. İşte ah Resulüm işte. Ve beyinsiz herifler diyor Cenab-ı Hak. Ve kafasız herifler. Meleğe göndersem sana diyeceksin ki meleğe görmüyoruz. Nasıl uyacağız? Göstersem onu size diyeceksin ki ya o melek, ben melek olamam ki diyeceksin. Ben beşerim diyeceksin. Benim gücüm yetmez diyeceksin. Bu sefer senin kendisine uyacağın, kendisine adımlar efendim izine uyabileceğin bir beşerden gönderdik. Bu sefer de diyorlar ki ve kalu ma li hada rasul yekulu't taam ve yemshi fil esvak. Bu peygambere ne oluyor? Bu ne biçim peygamber? Bu da yiyor, bu da çarşı pazarda dolaşıyor. Yani benim gibi yiyor diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle buyuruyor ki kul innema ene beşerun mislukum. Bazı dinsizler piyasada peygamber de bizim gibi insan. O da bir insan canım ya. Yani Resulullah'ı yükseltmiyor. Kendi mantığına göre alçaltmaya uğraşıyor. Kendisi Resulullah'a yükselmeye uğraşmıyor. Onu aşağı çekmeye uğraşıyor. O da bir insan canım. Yani hata eder, yanlış olur demek istiyor. Seni dinsiz herif seni. Ayetin ilerisi var. Orayı okumuyorsun. İşine gelmiyor. Ayetin ilerisi var. Kul innema ene beşerun mislukum. Habibim de ki ben sizin gibi beşerim. Ya beşer olmak da sizin gibi. Ama fark var. Ne o? Yuha ileyye. Bana vahiy oluyor. Vahiy. Vahiy. Orayı okumuyor. Adam namaz kılmıyor. Niye kılmıyorsun? Allah namaza yanaşmayın dedi. Ya eyyühellezine amenu. La takrabus salah. Namaza yanaşma dedi Allah. Birisi dedi ki yahu dedi. Bunun ilerisi var dedi yani. Ve entüm sükara. Sarhoş iken yanaşmayın diyor Allah-u Teala. Ben hafız değilim diyor. Seni yedi dinsiz. Namaz kaçkını seni. Yani bu da hani böyle. Deve kuşu gibi. Deve kuşuna sen nesin diyorlar. Deve diyorlar. Yük taşı kuşum diyor. Uç diyorlar. Deveyim diyor. Böyle yani. Bu da böyle. Ey Müslümanlar, peygamberimizden kopmayan, bak ayeti okuyordum onu. Cenab-ı Hak diyor ki ey müminler, Allah'a ve Resulüne itaat edin ve devamlı ne buyuruyor? Ve la tevellev anhu, Resulümden hiç kopmayın. Hiç bırakmayın. Hiç ona ters düşmeyin ey kullarım.